Hocam izninizle ilk misafirimizi ağırlayalım. Peki. Alo. Alo. Alo, hoş geldiniz efendim. Çok Ankara'dan teşekkür Serpil ediyorum. Hanım. Serpil Hanım. Evet, ben Serpil Aksan, Ankara'dan arıyorum. Hocama şöyle bir sorum olacaktı. Buyurun. Önce hayırlı günler diliyorum sizlere. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler, sağ olun. Hocam şimdi zaten şeyde de jenerikte de geçtiniz ama ben gene sormak istiyorum. Arkadaşlarım kurbanı bağış olarak başka yerlere yapıyorlar. Ama bu kurbanın kesilmesi, o kanın akıtılması, o ibadetin yapılması gerekmiyor mu? Bana anlamsız geliyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda, ne düşünüyorsunuz, merak ettim ben hocam. Serpil Hanım, bu soru gerçekten çok soruluyor hocam. Bana da çok şahsi evet. olarak çok soruluyor. Buyurun hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde Allah-u Teala her ümmet için biz kurban kesmeyi gerekli saydık buyuruyor. Kurban da namaz gibi, oruç gibi, hac ve zekat gibi bütün dinlerde olan bir ibadet. Bak gerçekten çok farklı bir ibadet. Yani namazı, hani abdestinizi suyla alıyorsunuz, seccadenin başına geçiyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Zekatı bir garibanın eline bir sadaka zekat veriyorsunuz. Ama kurban da bir canı boğazlıyorsunuz. Evet. Kurban ediyorsunuz. Diğer ibadetlerden de çok daha farklı bir boyut. Herkesin yapabileceği bir şey de değil. Yani kurban kesebilmek de bir de cesaret, güç, efendim bir tecrübe isteyen bir şey. Farklı bir şey. Onu evet. seyretmek bile, bir canın nasıl boğazlandığını, kurban edildiğini seyretmek bile enteresan bir duygu. Bütün bunlarla biz şunu anlıyoruz. Tabii her zaman et yiyoruz. Her zaman bir hayvandan yararlanıyoruz. Etinden, yününden, sütünden, tüyünden, derisinden, her şeyinden yararlanıyoruz hayvanın. Ama bunun ölümünün nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bizim önümüze gelinceye kadar hangi merhalelerden geçtiğini bilmiyoruz. Kurban, evet, kasaptaki eti bilmiyoruz. Nasıl kesildi, yani nasıl sanki oldu. Sanki evet. bitki midir, dalda mı yetişiyor, havadan mı yağıyor? Halbuki öyle bir şey. Bu bir cana ait bir şey yani. Evet. Birincisi, canın ne kadar kıymetli olduğunu kurbanda bize Cenab-ı Hak öğretmiş oluyor. Yani ben en çok onu hissederdim. Babam işte koyun keserdi, koçu keserdi. O zaman o hayvanın can verişi ölümü hatırlatıyor insana. Hayatın bir gerçeğini hatırlatıyor. Bu hayvanların insanlık için ne kadar kendini feda ettiğini görüyorsunuz. Allah'ın insanları ayakta tutabilmek, yaşatabilmek için bütün kainatı emrine verdiğini görüyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, işte bu havayı ne kadar yaşayabilirseniz kurban ibadetini o kadar yapmış olursunuz. Çünkü Allah-u Teala etleri, kanı Allah'a ulaşmaz, takvanız ulaşır diyor. Oradaki takvayı nasıl elde edeceksin? Garibanı doyuracaksın, hayır işleyeceksin, ölümü hatırlayacaksın, bir canın feda, hayvanı kıymet vereceksin, seveceksin, okşayacaksın, incitmeyeceksin, efendim korkutmayacaksın hayvanı. Bütün bunların içerisinden bir takva oluşuyor. Senin Allah'a olan yakınlığın. Adı ne zaten? Kurban. Ne demek? Evet. Yakınlık. Demek kurban Allah'a yaklaştırıyor. Bunların hiçbirini görmeden vekaletle vermeyi özendirmemek lazım. Hiçbirini görmüyorsun. Parasını gönderiyorsun birine. O senin adına, aynı gene kasapta olduğu gibi, hiç görmeden sen etlerini bir yere pay etmiş oluyorsun. Ama caiz mi? Zarureti var insanın. Yapamıyor. Kesecek gücü, kudret yok. Parası var ama kendisinin imkanı yok. Bulunduğu yer müsait değil. Kendi sağlığı müsait değil. Vesaire vesaire. Bundan dolayı kurban kesmesi de gerekiyor. Çünkü parası var. Evet. Zengin. Evet. O zaman bu insan ne yapacak? Vekaletle kurbanını başkasına verecek ama orada da güvendiği bir yere vekaletle hac, vekaletle kurban, işin içerisinde para olduğu için vekaletle zekat ibadeti yapılabilir. Evet. Ama Serpil Hanım'ın burada sorduğu şu hocam, kurban parasını versek diyor, yani vekalet değil de atıyorum bir kurban 2000 lira. O 2000 lira bağış yapsak, fakire versek. Yok, ben öyle anlamadım. Ben öyle anladım ama Serpil Hanım, hatta öyle mısınız? Öyle söyledim. Çoğu çünkü aynı şekilde yapıyor, bağış yapıyorlar. Ya bağış... Vekalet verenek değil. Sadece parayı belli bir merciye veya bir yere bağış yaparak. Ha, bağış o başka bir şey. O kurban olmaz. Yani, ben de onu diyorum. Kurban... Onu Serpil Hanım onu soruyorlar hocam. Ama aslında onun da cevabını verdim gibi. Niye? Kurbanı evet. anlattım.
Evet, kurban namaz gibi bir ibadet, hac gibi, oruç gibi başlı başına bir ibadet. Siz onu başka bir şeye dönüştüremezsiniz. Allah'ın oradan istediği sizde başka bir şey, takva, yakınlık istiyor. O da ancak kurbanla elde edilir. Bu bağışı yaparsanız sadaka vermiş olursunuz. Kurban kesmiş olmazsınız. Kurban olmaz. Olmaz. Bağış yapmak sadaka doğru değil. Tabii kurban yerine bağış ayrı bir şey. O zaman sadaka olur. Kurban vacip olmaz. Hatta farz diyenler var. Kur'an-ı Kerim'de bakarsanız genel anlamıyla kurban farzdır. Genel anlamda. Evet. Ama şartlar vesaire zaruretlerle kurbanı Hanefi mezhebi vacip demiş. Diğer mezhepler sünnet demiş ama buradaki sünnetin vacibin de manası diğer sünnetler gibi değildir. Diğer vacipler gibi değil. Burada dikkat etmek lazım. Evet. Çok önemli bir ibadet. Parasını başka bir fakire fukaraya sadaka olarak vereyim diyemezsiniz. Evet. Onu ayrıca yapacak. Serpil Hanım, siz hiç böyle bir bağış yaptınız mı? Hayır, çünkü bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu yapanlar da çok, ben bu soruyla hocam daha da çok aydınlatsın diye. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, hocam çok güzel aydınlattı. Yani tamam, hani hiç kuvvet yetmeyebilir, hocamızın dediği gibi vekalet yapabilir ama gücümüz, kuvvetimiz yetiyor ve imkanımız varsa bu ibadeti tamamen sonuna kadar yapmam gerektiğini düşünüyorum. Başka ben. Sorunuz çok var mıydı Serpil Hanım? Çok teşekkür ediyorum hocama, sağ olun, hayırlı yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Ankara'ya selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.